Klas Gurme'den yumurtalı bruschetta. 3 yumurta, 1 yeşil soğan, 3 kiraz domates, 2 dilim ekmek, 100 gram taze kaşar peyniri, 40 gram tereyağı, zeytinyağı, karabiber, tuz. Bruschetta için İtalyanların büyük kanepeleri diyebiliriz sayın seyirciler. Genellikle kızarmış ekmeğin üzerine yapılıyor ama taze bir bagetin üzerine de yapabilirsiniz, muhteşem olur. Önce soğanımızı hem beyaz kısmını hem yeşil yapraklarını ince ince doğruyoruz. Domateslerimizi gördüğünüz gibi iri dilimler halinde bölüp yumurtamızı derin bir kapta bir çatalla çırpıyoruz. Çok fazla çalışmanıza gerek yok. Hemen biraz çırparsanız yeterli. Daha lezzetli olur hatta. İçine soğanlarımızı ekliyoruz ve biraz karıştırıyoruz. Tavada sıvı yağın içinde tereyağımızı eritiyoruz. Ve yağ çok kızmadan içine soğanlarımızı atıyoruz. Yağınız çok kızmasın çünkü soğanlarınız yanar ve bruschettanız yanık soğan kokar sayın seyirciler. Ayrıca lezzeti de acımsı olur. Soğanı kavurmak çok önemlidir. Biraz karıştırdıktan sonra içine domateslerimizi atıyoruz. Bu benim sizin için yarattığım bir bruschetta. Çocuklarınız okuldan döndükten sonra onlara akşamüstü kahvaltısı olarak hazırlayabilirsiniz. Hem lezzetli hem yapımı kolay. Domatesler biraz yumuşayınca gördüğünüz gibi üzerine yumurtamızı döküyoruz ve yavaş yavaş pişmesini bekliyoruz. Ateşi biraz kısın ki yanmasın altta sayın seyirciler. Gördüğünüz gibi kenarlardan tutmaya başladı ve ortalardan da hafif hafif yumurtanız pişiyor. Evet, şimdi de görüyorsunuz. Bu arada çok kısa bir süre olmasına rağmen inanamazsınız. Hem soğanlar hem domatesler çok hoş bir şekilde pişiyor. Tabii hafif dişe dokunur ve vitaminlerini, tazeliklerini koruyarak. Üzerine peynirimizi serpiyoruz gördüğünüz gibi. Ve bu arada karıştırmıyoruz. Bu da püf noktası sayın seyirciler. Yoksa bruschettanız böyle biraz içi havalı olmaz. Kurur ve yapışkan olur. Evet, peynirlerimiz de erimeye başladı ve şimdi karıştırdık. Gördünüz ne kadar muhteşem görülüyor. Aynı zamanda kuru değil. Zaten bir yemeğin kuru olması o yemeğin lezzetinden çok şey kaybettirir. Bol karabiber serpiyorsunuz. Benim TRT'deki programlarımdan bilirsiniz. Ben çok karabiber severim. Bir parça karıştırıyoruz. Çok fazla karıştırmayın. Ezilmesin yemeğiniz. Bu havalı halini korusun. Daha sonra önceden kızartmış olduğumuz ekmeklerimizin üzerine bölüyoruz yumurtamızı. Görüyorsunuz harika oldu. Hem lezzetli, hem besleyici, hem yapımı kolay. Afiyet olsun sayın izleyiciler. Umarım tarifimizi denersiniz. Gerçekten çok lezzetli. Yeni bir tarifte buluşmak üzere. Hoşça kalın.